Van'daki bilişim uzmanları Instagram'a getirilen erişim engelini kırmak için telefonlara indirilen VPN uygulamalarının kişisel verileri tehlikeye atabileceği yönünde uyarıda bulundu. İnternette çevrimiçi gizliliği sağlayarak engellenmiş sitelere girme konusunda da imkan veren VPN'ler Instagram'ın kapanmasıyla gündeme gelmeye başladı. Araştırmacı Bilgin Berge, güvenliği artırmak için özel ve ücretli VPN servislerinin tercih edilmesini söyledi. İnternete giriş yaptığınız andan itibaren güvende değilsiniz. Bu ister yerel bir internet olsun, ister global olsun fark etmiyor. Kaldı ki siz VPN'e girdiğiniz zaman VPN ne demektir? Sanal ağ demektir. Siz yurt dışına bağlı herhangi bir ülkenin interneti üzerinden internete erişim sağlamış oluyorsunuz. Haliyle burada dolandırıcılar, hackerlar, siber saldırı yapacak kişiler tuzakta sizi beklerler. Çünkü bunlar da amaç sizin trafiğinizi izlemektir. Şimdi siz VPN ile Instagram'a giriş yaptınız. Hani burada Instagram verilerinizin çalınması belki çok ciddi maddi kayıplara neden olmayacak ama diyelim ki o an VPN'i açık unuttunuz. İnternet bankacılığına giriş yaptınız. Ne olacak? Yani oradaki banka trafiğinizi izleyecekler. O yüzden kesinlikle VPN kullanmak güvenli değildir. Ha tabii ki bu VPN'in tam anlamıyla güvenli olmadığı anlamına gelmiyor. VPN güvenli değil derken bizim Play Store'dan, Google Play Store'dan indirdiğimiz ücretsiz servisler, işte proxy servisleri olur, VPN servisleri olur. Bunlar güvenli değil. Ama nedir? Kendiniz özel bir VPN geliştirmişsinizdir. Ya da bir firmadan satın almışsınızdır. O IP adresi sadece size aittir. O zaman tabii ki güvenli kullanabilirsiniz. Ama onun dışında kimse de bu maliyete girmediğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle güvenli değil. Tabii şimdi biliyorsunuz günümüzde en pahalı şey aslında insanlar belki farkında değil mi? Veri. Veri çok pahalı bir hal aldı. Geçmiş yıllarda belki denk gelmişsinizdir. Özellikle rehber yedekleyen uygulamalar bayağı bir popülerdi. Onlar rehberimiz üzerinden hani ücretsiz bize bir şey sunuyorlardı. Kim seni rehberde nasıl kaydetmiş diye. Herkes oraya rehber izni verirdi. Bunu öğrenirdi ama öte yandan rehberini yüklemiş oluyordu uygulamaya. Burada da kanal izni verirken varsa galerinizde sizi ne bileyim zor durumda bırakacak bir görsel ya da ne bileyim bir şifre olabilir. Artık biliyorsunuz günümüzde yapay zeka ile görüntü işleme yapılabilmekte. Bunların tamamı birer veridir. Bu veriler tabii ki bu VPN sağlayıcılar tarafından para demektir. VPN sizden tarayıcı izni isteyebilir. O da normal çünkü tarayıcıdan internete gireceksiniz. Onun dışında rehber izni, galeri izni, kamera izni bunlar anlamsız. Bu izinleri bilmemelisiniz. Bence ülkemiz bir şey yasakladıysa bu kararı saygıyla her şeyden önce bir saygıyla karşılamak lazım ve ülkenin alacağı kararı beklemekte fayda var. Tabii burada ben e-ticaret yapanları da Instagram'dan para kazananları da düşünmüyor değilim. Bunları da lütfen unutmayalım. Şimdi bunlar da bir yandan para kazanıyor. Bunlar muhtemelen VPN ile girenler buraya girip belki alışveriş yapıyorlardır. Bu süreçte de en mantıklısı bu sürecin ne şekilde sonuçlanacağını beklemektir. Ama yine de insanlarımız illa VPN kullanacağız derlerse verin bunun parasını. VPN satan firmalar var güvenli bir şekilde. Faturanızı kesiyorlar, VPN'inizi satın alıyorsunuz. IP adresi size özel oluyor. Bu şekilde güvenle kullanabilirsiniz. Ama onun dışında unutmayın birisi size bir şey ücretsiz sunuyorsa sizden bir şey alıyordur. O yüzden lütfen bu tuzağa düşmeyin yoksa başınız çok fena halde ağrır.